Şimdi devam ediyoruz Şafak Sezer'le ilgili haberimiz. Yani gerçekten çok enteresan bir haber. Kavga çıktı galasında. Sevilen bir oyuncu, birçok filmde yer almış oyuncu film galasına girmek istiyor, alınmıyor. Ama işin enteresan tarafı bu oyuncunun ikinci galaya alınmayışı. Haydi. İzleyelim, bir kavga çıkmış, ona bir bakalım. Oo. Yani tamam, bu dün akşam yaşanıyor. Önceki Kardeşim Benim 2, hatırlıyor musun? O filmde de galada da böyle bir sahne olmuştu. Evet, hatırlamaya yani, çalıştım. Evet, beyefendi görünce hatırladım, evet. Onda da yine içeri alınmamıştı. Cem Yılmaz'ın yanından ayırmadığı aslında. Birçok filmde de rol alan oyunculardan bir tanesiymiş. Galada yanından ayırmamış Cem Yılmaz kendi galasında bu olay yaşandıktan sonra. Burak Özçivit'in babasının arkadaşı rolündeymiş Kardeşim Benim iki de. Yani bir de oynamasına rağmen, burada da davetli olmasına rağmen. Bu arada bunu konuşacağız tabii ama Şafak'a ve tüm ekibe başarılar dileyelim. Biz de davetliydik fakat maalesef şimdi erken kalktığımız için gidemiyoruz. Bol gişeler inşallah. Şimdi bu ikisi arasındaki durumu bilmiyorum ama şu galada davetli olup içeri alınmaması demek, o an orada bir şey yaşandı demek. Ececiğim. Mesela bu kadar emektar bir oyuncu ne yaşatabilir, ne yaşanabilir veya? Onu işte gerçekten orada olmak amca lazım. Ya da hiç görgü tanığı var mı bilmiyorum. Onunla İki, ilgili... İkinci kere niye alınmıyor, anladın mı? Yani normalde aslında yaşlı bir amcayı gördüğünde 70 yaşında veya işte 50 yaşında olsun, 60 yaşında olsun, hiç sorgusuz sualsiz de alırsın. Hemen yani alırsın, içeri. Doğru söylüyorsun. Hatta başının üzerinde alırsın. Fakat orada bir şey yaşanmış Ececiğim. Ama ne? Beyefendi de alkol var mı bilmiyorum. Herhangi bir taşkınlık olduğunu bilmiyorum. Başkasıyla kavga etmek üzere mi içeri girmek istedi bilmiyorum. Ama orada bir şey olmuş. Bu yeni görüntü ilk hani Kardeşim Benim 2'de alınmadı ya. Onunla ilgili açıklamasını okuyacağım. Evet. Sonra o kavga görüntülerine tekrar geçmek istiyorum. Çünkü ne oluyor bir anlamaya çalışalım biz de. Diyor ki, görevli tarafından tartaklanan oyuncu beni Timur Savcı ve ekibi çağırdı. Sinemaya yıllarımı verdim. Yaşadığım çok kötü bir olaydı diyerek üzüntüsünü dile getiriyor. Ama şey, bir neden göstermiyor, bir gerekçe yok. Evet, bir neden yok. Şimdi tekrar bir izleyebilir miyiz acaba? Bize özel görüntüler bunlar. Evet, sadece söylemezsem olmazdı izleyeceğiniz görüntüler. Neden Şafak Sezer'in filmin galasına bu değerli oyuncu, sinemaya yıllarını vermiş oyuncu alınmıyor? Acaba kavga nedir? Olsun, çok ayıp bir görüntü. Evet. Yani bu, çünkü neredeyse bizim dedemiz yaşıyor. Benim dedemle yaşadım. O yüzden bu görüntü çok kötü. 50 doğumlu. 1950 doğumlu. Tamam, 68. Erol Taşçı, jeoloji mühendisi. Şevkat Yerimdar, Türk Malı, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul, Avrupa Avrupa gibi dizilerde çok oynamış. Çok da kaliteli dizilerde oynamış. 68 yaşında, 70 yaşında bir usta bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu yapanların derhal bir sebep açıklaması lazım. Ya bir de bak, film galaları eskiden çok şaşalı olurdu. Herkes giderdi. Artık film galalarına talep de azaldı. Evet. Çok az kişi gidiyor. Evet, evet, evet. Yani bu az kişilerde de bu kadar değerli oyuncular nasıl göze batıyor da alınmıyor? Ne yaşandı? Gerçekten soru işareti. Bir de bütün filmin önüne geçecek keyifsiz bir görüntü. Keyifsiz bir görüntü, aynen. Yani bu film başlamadan önce yaşansa ve ben orada konuk olsaydım, benim aklım fikrim o adamda olur, belki de izlemezdim filmi. İzlememeye gitmez ama en azından kötü bir reklam oldu. Yani çok ne gereği kötü ya. Var? Hayır, Şafak öyle değil. Sezer giriyor mu? Öyle değil aşkım. Galadaki filmi izlemeyip çıkabilirdim. Sinirlerim bozulabilirdi. Hani sinemada demiyorum. Tabii ki bol gişeler diliyorum ve orada çok büyük bir emek var. Şafak Sezer son anda bir araya giriyor. Evet, orada gördüm onu. Şafak zaten çok duyarlıdır. Tam bir aile babası. Ben onun evine de konuk oldum. O eşi de çok tatlı. O yüzden onun o ferasetini anlıyorum ama Şafak Sezer'le ilgili bir durum olmadığını söyleyebilirim. Şöyle bir şey olabilir. Şimdi güvenlik kartları veriliyor. Evet. Verilen davetiye de güvenlik, minik güvenlik kartı oluyor. Belki de abimiz, amcamız güvenlik kartını almayı unuttu. Ama yani bu adam... Ve almadığı için de güvenlik kartınız olmayınca maalesef giremezsiniz deyince, bu da artık ikinci olunca adamcağızın başına gelen, o da yeter be demiş olabilir mi? O da olabilir. O zaman derim ki ben, o zaman ilkinde niye almadılar derim. Yine mi güvenlik kartı hatası derim ki, bazı isimleri, sen güvenlik kartıyla mı giriyorsun?
Hayır. Ben bile güvenlik kartı unutuyorum yani. Ne güvenlik kartı? Kağıt... Bu beyefendinin güvenlik kartı. Benden güvenlik kartı şimdi... isteyemezsin zaten aynı zamanda mesela. Ben böyle bir oyuncuysam. Google'a yaz ama o zaman. Ama bak hayır, tanımak zorunda değil şimdi. Google'a yazsın Ececiğim. Beyefendiyi tanımak zorunda değil hayatım. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Kapıdaki yani... insanların da biraz birbirlerini tanıması lazım. Şimdi doğru konuşalım yani. Erol abi, Erol amcamız. Ama sen tanı ismini bilmezsin ama suratından tanırsın ya Erol Taşçı'yı. Yani her yerde gördüğünüz bir adam. Reklamları da var yani. Ne bileyim ben. Ben olsam bu, bir de sorarım yani. Bu adam böyle söylüyor. Doğru mu, bir teyit alın. Yani sorma ya, evet ama güvenlik tanımak durumunda değil yani. Yaka paça atılmaz ama. Evet. O, hiç tanımadığın biri. Hiç tanımadım. Ama bir şeyler olmuş demek ki. Onu bizim bulmamız lazım. Bunu neden açıklaması bir açıklama lazım? Yapması gerekiyor galiba. Çünkü neden muhatap bu olayla? Onun filminin galası. Evet. En azından güvenlikler adına bir açıklama yapabilir diye düşünüyorum. Ne doğru diyorsun? Olabilir. Peki.